Örümcek abi kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün çok sevilen serilerimizden Alev'in alevlerin arasından geç sağlam kal parkurundayız arkadaşlar. Alevlerin arasına gideceğiz. Hem de bugün 4x4 arabalarımız var ama ucuz 4x4'ler. Aralarında biraz pahalı olanlar da var tabii ki ama gelen anlamda ucuz 4x4'ler diyebiliriz. Alevlerin arasından geçeceğiz ve sağlam kalmaya çalışacağız. Arabamızın patlamaması gerekiyor arkadaşlar. Hadi arabalara bir bakalım. Mitsubishi Pajero'yu görüyorsunuz. Çok güzel duruyor burada. Hyundai Tucson, Suzuki Grand Vitara var. Hemen burada Subaru Forester var. Mükemmel duruyor. Gri rengiyle burada yine Toyota RAV4 bizler olacak. Hemen yanında Kia Sportage, Dacia Duster ve Lada Niva bugün bizlerle arkadaşlar. Ucuz 4x4 arabalarla bugün alevlerin arasından geç ve sağlam kal parkurundayız. Alevlerin içine dalacağız arkadaşlar. İlk beni izleyeceksiniz. Arabam Toyota RAV4. Çok güzel bir araba gerçekten. Ucuz 4x4 sınıfında olduğunu söylemeliyim sizlere. Bakalım bugün sağlam kalabilecek miyim? Lastiklerim patlayabilir. Hiç problem değil. Arabanın patlamaması lazım arkadaşlar bu seride. Çok sevilen bir serilerimizdendi biliyorsunuz. Ve şu an için Toyota RAV4'te beni izliyorsunuz. Sağ altta da tabii ki hız göstergemiz açık arkadaşlar. Toyota RAV4 şimdilik böyle minik minik bir su vanaları diyeyim, büyük büyük aralarından geçip şimdi hızlanıyoruz ve alevlerin arasına gireceğiz. Mükemmel bir gün bizi bekliyor. Allah 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 Allah. Lastikler yanıyor, sıkıntı yok. Hemen arabadan atladım. Bir dakika kalkayım bir. Tamam kalktım. Lastiklere bakıyorum. Arabaya bakıyorum. Arabada yanan bir şey var mı? Lastikler patladı bu arada. Araba yanıyor mu? Mis gibi abi, olay budur işte. Arabamız yanmadı. Alevlerin arasından geçtik ve sağlam kaldık. Bakın alevlerin yanına tekrar bir göstereceğim sizleri arkadaşlar. Görüyorsunuz inanılmaz alevler var orada. Ama Toyota RAV4 ne kadar sağlam olduğunu gösterdi bizlere. Sadece lastikleri patladı. Hadi devam edelim bahdiyle. Çok güzel başladık gerçekten. Alevlerin arasına girip sağlam kalabilmek gerçekten çok zor. Ve Toyota RAV4'te bunu başardım. Şimdi Kia Sportage ile Baldi izleyeceğiz arkadaşlar. Gene alevlerin arasına girecek ve sağlam kalmaya çalışacak. Bu gerçekten çok zor ve çok eğlenceli. Ucuz 4x4 arabalarımızla bugün alevlerin arasından geç sağlam kal parkurundayız. Bakalım göreceğiz abi. Kia Sportage izliyorsunuz. Kia Sportage geliyor. Alevler arasına daldık bile. Lastikler yanıyor, sıkıntı yok, sıkıntı yok. İn arabadan, in. Abi in arabadan, in. Nereye gidiyorsun? İn arabadan. Bir yanacağız, patlayacağız. Çık, geç. Lastiklere bakıyorum, arabaya bakıyorum. Lastikler patladı. Sol tarafta patladığını gördüm. Şu an için başka bir patlayan, yanan sağ arka lastikte patladı. Pardon, sol arka lastik patladı. Arabada bir şey var mı abi? Bakıyoruz abi. Mis gibi. Olay budur abi işte. Bakın Toyota RAV4 ile Kia Sportage böyle sağlam kalır. Böyle güçlü arabalar. Ucuz 4x4 arabalar. Bugün çok iyi başladığını söylemeliyim. Kaptanı izleyelim. Dacia Duster karşınızda. Yine sevilen arabalarımızdan bir tanesi. Ucuz 4x4'ümüz arkadaşlar. Artık ucuz diye bir şey kalmadı ama yani ucuz ne yapalım? Range Rover'a göre, X6'ya göre ucuz bir 4x4. O yüzden ucuz diye sıralandırıyoruz. Yani şimdi abi 400 bin lira demeyin. Evet 400 bin ama yine en ucuz sonuçta. Bir X6, X5 mi ya da ne bileyim Range Rover, Mercedes, GLA, ne bileyim GLC neyse işte boş verin. Hala ucuz yani. Şu an için Dacia Duster. Alevlerin arasından geçtik. Lastiklerimiz yanıyor. Hemen arka tarafa git dön. Arabada ne bilir misin kaptan, hızlı bir şekilde. Abi in. Bakıyoruz lastiklerde bir şey var mı? Patladı. İkisi gitti. Bu tarafta gitmiş. Arada bir şey var mı abi? Kaputa bakıyorum ki bir alev, duman bir şey var mı? Yok abi. Araba çok sağlam çıktı. Ucuz 4x4 arabalar inanılmaz sağlam. Hadi Batman'i izleyelim. Lada Niva karşınızda arkadaşlar. Çok güzel arabalarımızdan gene ucuz bir 4x4 olduğunu söylememe sanırım gerek yok, biliyorsunuz zaten. Bakalım bugün alevlerin arasından geçip sağlam kalabilecek mi? Ben kalacağına inanıyorum arkadaşlar. Batman'i izliyorsunuz. Lada Niva ile alevlerin arasında alıyoruz. Hadi. Şimdi daldık abi. Çok iyi. Devam. Motorda duman görüyorum yalnız. Allah'ım. Abi motorda duman gördüm. Vallahi siyah dumanları gördüm. Kenara geç abi.
Güzel, henüz patlayamış. Şu lastik yine patladı. İkisi patladı. Arka lastiklerimiz duruyor. Arka lastik de patladı ve araba da gitti. Allah kahretmesin ya. Abi ya. Araba gitti abi. Çok güzel gidiyordu aslında. Ama ben size dedim, bakın alevlerin arasından çıktıktan sonra duman var dedim. Bakın siyah bir duman çıkmaya başladı kaputun altından. Ve bu da motorun yandığını gösteriyordu aslında. Ama yine de yanmaz diye ümitlenmiştim ama İşe yaramadı. Maalesef ilk başarısızlığımız Batman ve Lada Niva'dan geldi. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi karşınızda Suzuki Grand Vitara var arkadaşlar. Suzuki Vitara yine sevilen ucuz 4x4'lerimizden bir tanesi. Bugün neler yapar arkadaşlar? Onu birazdan göreceksiniz. Merak etmeyin. Şu an için Suzuki Vitara'yı izliyorsunuz. Sola tekrar sağa ve artık alevlerin arasına girmeye hazır mısınız? Suzuki Vitara. Allah, lastik yanıyor. Motordan duman görüyorum. Vallahi motordan duman gördüm abi. Siz gördünüz mü? İn. Atladı. İndirik. Atladı adam direkt. Kalk ayağa abi. Geç. Lastik patladı. İki lastiğin patladığını gördüm. Sağ lastikler patlamış mı? Çoktan patlamış. Biz görememişiz bile. Ama abi duman vardır şeyde, arabada. Bak Lada gibi olmasın. Bir anda patlamasın. Dikkat et Demir adam. Çok yanaşma. Yok abi patlamadı. Vallahi patlamadı. Abi Lada'da da aynısı olmuştu. Duman çıkınca patladıydı. Bu patlamadı. Helal olsun. Hadi devam edelim Recep abiyle. Karşınızda Mitsubishi Pajero bizlerle arkadaşlar. Mitsubishi Pajero da yine ucuz 4x4 arabalarımızdan bir tanesi. Çok güzel bir araba. Alevlerin arasından geçeceğiz ve sağlam kalmaya çalışacağız. Bu gerçekten kolay bir şey değil arkadaşlar. Lada'yı gördünüz. Adam patladı gitti. Adam derken araba patladı. Hadi bakalım Mitsubishi Pajero ve Recep abi izliyoruz şu an için. Ve bu arabanın patlama ihtimali bence sıfır arkadaşlar. Kocaman bir araba ya abi, baksanıza ne kadar büyük. Ve lastikler yanıyor, motorun duman gördüm. Arkaya geç abi. Güzel, yavaş, sakin. İn arabadan abi. Lastiklere bakıyoruz, henüz patlayan bir şey yok. Derken sol arka patladı, sağ ön patladı, sol ön patladı, sağ arka zaten patlamış. Abi lastikler patladı. Bak abi Recep abi, arabana bak abi, var mı bir şey? Vallahi yok. Abi bu araba zaten patlasa ben bu işi bırakırım. Patlamaz abi Mitsubishi Pajero. Çok büyük bir araba, bakın Lada Niva patladı sadece. Ve 4x4 ucuz arabalarımızda performans devam ediyor. Hadi şimdi flaşı izleyelim. Karşınızda Subaru'nun Forester modeli var arkadaşlar. Subaru Forester yine çok güzel bir araç aslında ama ülkemizde çok fazla kullanılmayan, satılmayan arabaların başında geliyordur herhalde Subaru sınıfı. Oy abi ne yapıyorsun ya? Abi ne yapıyorsun? Ay, heyecanlandın mı? Flaş niye vuruyorsun duvara durduk yere? Neyse. Subaru Forester izliyorsunuz. Yine güzel, ucuz bir 4x4 arkadaşlar. Bakalım alevlerin arasından geçtikten sonra sağlam kalabilecek mi? Subaru Forester. Bakıyoruz lastikler yanıyor. Var mı sıkıntı? Devam. Devam abi. Dur. Yine aşağı in. Flaş lastiklere bakıyoruz. Patlayan bir şey var mı? Henüz yok. Derken sol taraf patladı gitti. Sağ taraf zaten patlamış. Arabanın patlamaması lazım. Bize bu önemli arkadaşlar. Araba patlamasın da ne oluyorsa olsun. Ve tabii ki Subaru kalitesi. Gördüğünüz diğer arabalardan Lada Niva patlamıştı ve Subaru Forester'da alevlerin arasından geçip sağlam kalmayı başaran arabalardan bir tanesi. Hadi son araba mı? Aynen. Hyundai Tucson karşınızda arkadaşlar. Tucson'un yenisi de var bizlerde biliyorsunuz. Bugün eskisi. Çünkü ucuz sınıfında olması için ucuzunu getirdim, eskisini getirdim. Ucuz bir 4x4 Hyundai Tucson. Büyüğü getirseydik, daha doğrusu yenisini getirseydik, onu pahalı sınıfına alabilirdik. Aslında o bile artık ucuz sınıfında arkadaşlar. Yani fiyat yüksek ama ucuz sınıfında hala. Yani bir şey değişmiyor. Maalesef çok pahalı ama diğer arabalara göre hala çok ucuz. Şu an için Hyundai Tucson'u izliyorsunuz. Alevlerin arasından geçip sağlam kalmaya çalışacağız. Lastikler yanıyor, arkalar yanıyor. Önler niye yanmıyor? Önde yanıyor. Sağ ön lastiğin yanmıyor. Enteresan, neyse dur. Acele yok, panik yok. Lastiklere bakıyoruz abi. Arabada bir şey var mı? Patladı. Sağ lastik patladı. Sağ ön lastik hala duruyor. Yok artık. Abi arabada sağ ön lastik patlamadı. Abi ilk defa böyle bir şey görüyorum. Arabanın bütün lastikleri patladı. Sağ ön lastik patlamıyor. Çok iyi. İlk defa
defa böyle bir şey gördüm. Daha önce hiç görmemiştim. Durum bu şekilde. Batman üzgün. Geri kalanın tamamı dans ediyor mutlu gördüğünüz gibi. Ben... Bak bak bak, Deadpool bana bakıyor. Abi yanaşma Deadpool, baktı bana, utanıyorum. Abi geri git, geri git. Geri git, dans ediyoruz burada ya. Evet arkadaşlar, Lada Niva dışında tüm arabalar bugün başarılıydı. Umarım favori arabanızı yorumlara yazmışsınızdır. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Yeni parkurlar ve seriler gelmeye devam edecek arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.